Tasavvufun gayesi Cenab-ı Hakk'a olan bir dostluğa götürebilmek. Yani tasavvuf imanı kemale erdirebilmek. Yani şeriatı kemale erdirmek. Şeriatın dışında bir şey yok. Şeriatın dışında her şey batıl. Havada uçarken görsen yine batıl eğer şeriata uymuyorsan. Tasavvuf şeriatı kemale erdirmek Allah Resulü ile her hususta beraber olabilme gayretidir. Yani hissiyatta, fikriyatta, hal ve davranışta, ibadette, ahlakta, muamelatta ona benzeyebilme cehdidir tasavvuf. Allah Resulü'nün kalbi hayatından, gönül dokusuna hisseler almak, aynı Peygamber Efendimiz'in olduğu gibi rahmet üslubuyla bir itidal üzerine yaşayabilmek. Yine tasavvuf, Kur'an ve Sünnet'in kalbi derinliğini hissedip, ihlas, takva, muhabbet, marifet, aşk ve vecd içinde hayatına tatbik edebilme gayreti. Yine tasavvuf, Kur'an, kainat ve insanda sergilenen ilahi azamet tecellileri, ilahi kudret nakışlarının tefekkürü derinleşerek marifetullah'ta mesafe alabilmek, yani Cenab-ı Hakk'ı kalben tanıyabilmek, kalben safaya erebilmek, iç âlemine şirk, küfür, nifak, riyâ, kibir, enaniyet, haset, ihtiras, cimrilik gibi menfilikten arındırmak, onu iman, tevhid, ihlas, tevazu, teslimiyet, tevekkül, rıza, hiçlik, zühd, diyargâmlık, cömertlik, merhamet, hizmet, fedakârlık, güzel vasıflarla kemale erdirmek. Bunu son nefese kadar devam etmesi, zira tasavvuf asla sulhü olmayan bir cenktir buyuruluyor. Hayatın metcezirlerine takılmamak, yine kendi kurtuluşu, başkalarının kurtuluşunu hizmetten geçin şuuruna varabilmek. Yani velhâsıl tasavvuf, takva, Cenâb-ı Allah'a dost olabilmek, Allah Resulü'nü aşk ile yakından tanıyabilmek, onun yüce karakter, şahsiyet ve ahlakından nasip almak, dini özüne ve ruhuna uygun bir tarzda ve içinde yaşayabilmek gayretidir. Cenâb-ı Hak inşallah bu bir dost olmayı kendisiyle, yani onun tabi bu Cenâb-ı Hakk'ın lütfuyla olacak. Yani bunun gayretinde olabilmeyi Cenâb-ı Hak cümlemize ihsan eylesin, ikram eylesin.